Hocam şimdi alttan gelen sorulardan birkaç tane eklemek istiyorum elimizdekilerden yanı sıra. İlginç bir soru olduğu için bazen insanlara belli isimler yakıştırıyoruz. Onların isimlerini bilmesek bile diyor. Hiç tanımadığım biri vardı mesela ben ona Yunus demek istiyordum. Neden böyle bir şey oluyor diyor. Şimdi bizim ya var işte sana yapmadım ben onu galiba da tabii sen İstanbul'da ilk ismini öğrendiklerimden birisin. Bazı arkadaşlar oluyor mesela öğrencilerden. Ya kız mesela neydi ya bir tane? Ha kızcağızın ismini öğrenemedim bir türlü bak. Bak gene gelmedi dur. Bak şimdi görünce Böyle rezil oluyordu değil ama mi hocam işte? ya kıza sürekli Jody diyesim geliyor. Çünkü Jody Foster'a benziyor. Ne yapayım? Bir kere o da ismi oturdu. Jody aşağı, Jody yukarı. Sürekli Jody Foster diyorum kıza. Şimdi o görüntüyle o şey birleşiyor. Ben de o aralar tam böyle Kontak filmini çok seyrettiğim zamanlar Kontak olmuşum hafiften. Jodie Foster'ın ismini de iyi biliyorum. O görüntü, o isim tak direkt eşleşince öbür isme yer kalmıyor. Şimdi böyle kendi zihnindeki imajla başka işte kavramların otomatik oturduğu sistemlerde yenisini öğrenmen zordur. Bunun günlük hayatta acayip önemli bir yansıması da var. Alvin Toffler 21. yüzyılın cahilleri için öğrendiklerini unutup yeni şeyler öğrenemeyenler cahil olacak diyor 21. yüzyılda. Unlearn and relearn tabirlerini kullanıyor. Şimdi unlearn neredeyse yani dünyanın en zor şeyi. Unlearn ne demek? Yani öğrendiğini öğrenmemek gibi olmak. Öğrenmekten vazgeçmek. Mesela tam Türkçe'de böyle bir kavram yok ama yani düşün hayatın boyunca doğru olduğunu bildiğin bir şey var. Mesela işte ben bunu çok yaşıyorum evrim tartışmalarında. Adam diyor ya evrim yap kardeşim diyor. Şimdi onu öyle Öğrenmiş bir hocam gireceksin emin ki ol. yani gözünün önündeki bir şeyi göremiyor. Onu göstereceksin önce. O kişi onu görecek. O iyi niyetle o gördüğü şeyin üzerine düşünecek. Düşününce onu değiştirecek. Bu acayip bir kafa konforu bozucu bir şey. Yani insanın canına ot tıkıyor. Ve eğer bunu yapabilirsen ama bambaşka bir insan olarak doğuyorsun. İşte o yüzden en büyük savaş insanın kendi içinde bu kalıplarıyla yaptığı savaştır. O birinin ismini hep yanlış hatırlamakla kalmıyoruz. Devamlı yanlış düşüncelerle yaşayıp da gidebiliyoruz. O yüzden sık sık kendi düşüncelerimizle uğraşmak iyi. Hocam bununla ilgili en başlarda gelen çok şahane bir sorumuz vardı ki benim de çalıştığım alanlardan. Gülden Erke demiş ki hocam, beyne format atmak mümkün müdür? De, geçmişte yaşanan travmaları düzeltmek mümkün mü? Dönüp dönüp oraya uğradığımız travmaları diyor. Hadi bakalım. İşte tam da bununla alakalı Hadi bakalım olarak. buna psikologlar cevap versin. Buyur. Hadi. Hocam soruyorum da ama şimdi saygısızlık olmasın size Olsun karşı. tamam Siz soruyorum da ben sonuçta her şeyi biliyorum diye çıkmıyorum. Bildiğime cevap veriyorum. Yanımda psikolog varsa ona sorarım. Anlat bakayım. Travmaları siliyor muyuz? Ne yapıyoruz? travmaları silmiyoruz. Hani bu en işte filmlerde karşımıza çıkan şeyler gibi işte bize bir cihaz takılacak travmamızdan işte kurtulacağız. Böyle bir şey yok. Ama travmalarımızla yüzleşmeyi, travmalarımızı hayatımızın bir parçası haline getirip bir adım ilerlemeyi sağlayabiliyoruz. Ya bu da sanırım zaten daha önce sizle Aynen. konuştuklarımıza da eşdeğer oluyor. Şimdi Yaşadığımız her tecrübeyi hayatımıza adapte edebildiğimiz sürece bir adım ileri geçiyoruz. Ama bu tabii ki kolay değil. Burası sizin. biz iyi hissetmek için değil, iyice hissetmek için bu dünyaya geldik diye bir laf var. Yani sadece iyi hissedecek olsak hepimiz gayet geri zekalı varlıklar olarak burada böyle gezerdik. Hatadan, kötüden, yaradan, travmadan öğreniyoruz ve onları dönüştürebildiğimiz takdirde büyüyoruz ve gelişiyoruz. İyi, mesela onlara tutunup, onları hayattaki en büyük yaygara kaynağı, varlık sebebi bilmem ne haline getiren insanlar zaten bunun patolojik sonuçlarını yaşayan insanlar. Birçok teknik var aslında, bir de EMDR bilmem ne falan gibi deneysel Tabii. teknikler var. Bu teknikler sadece travmanın etkisini azaltıyor, yani onunla başa çıkabilmeyi biraz kolaylaştırıyor. Ama ve lakin esas olan o travmayı fark ederek aşmak. Yani travmasız insan yok bence. Yani öyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey Yani en mümkün değil. basit gelişimsel travma hepimiz işte o Bir Aile Yoktur kitabını okursanız ne travmalardan geçtiğimizi göreceksiniz yani. Onların bir nedeni var. Mesela denge duyumuzun gelişmesi için engebe lazım. Düz zeminde denge duyusu gelişmiyor. AVM çocukları sendromu diye bir şey var. Öyle çocuklar dağ bayıra tırmanamıyorlar mesela. Engebe nedir? Aynı işte hayattaki gibi iniş çıkışlar. Böyle iniş çıkış oldu mu denge sistemi dengenizi bulmayı öğreniyor. Ne kadar meydan okuma, ne kadar beklenmeyen durum o kadar gelişme. Dolayısıyla aynı şey duygusal dünyamız için de geçerli. Bence öyle silmeyelim. Bunların hepsi hayattandır.